Herkese tekrardan merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki farklı harf pasta hazırlayacağız. Normalde kanalımda harf pasta videoları vardı ama son yaptığım pastalarda biraz değişiklik yaptım. Ondan dolayı tekrardan paylaşmak istedim. İlk olarak vanilyalı harf pasta ile başlıyoruz. Kremasını yapacağız. Tencerenin içerisinde 3,5 su bardağı süt var. Üzerine 6 yemek kaşığı toz şeker, 4 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı nişasta, 2 yumurta sarısı ekliyorum. Yumurtanın aklarını atmıyorum. Onlarla da beze hazırlayacağım. Karıştırıyorum. Kısık ateşte kaynayıp koyulaşana kadar sürekli karıştırarak pişireceğim. Şu an görmüş olduğunuz gibi koyulaştı. Epey koyu bir kıvamı var. Hiç problem değil. Böyle olması gerekiyor zaten. 1 paket vanilya, 1 yemek kaşığı tereyağı ve 80 gram kadar da beyaz çikolata ekliyorum. Tekrardan hepsini karıştırıyorum. Şimdi kremayı farklı bir kabın içerisine aktarıyorum. Üzerini streç filmle örtüyorum. Bir gece boyunca buzdolabında bekleteceğim. Kremi bir gece boyunca buzdolabında bekledi. Şimdi mikserin içerisine alıyorum. Üzerine bir poşet toz krem şanti ekleyeceğim. İkisini birlikte çırpacağım. Böylece kremamız hazır hale gelecek. Çok lezzetli bir krema oluyor. Bütün pastalarınızda kullanabilirsiniz. Şimdi keki hazırlıyoruz. Oda sıcaklığında 5 tane yumurtayı mikserin içerisine alıyorum. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ekliyorum. ...5-6 dakika boyunca yüksek devirde çırpıyorum. Karışımın rengi açılmaya başladı gördüğünüz gibi. Bu kıvama geldikten sonra tamamdır. Şimdi üzerine 1 su bardağı un ekliyorum yavaş yavaş. Yarım su bardağı nişasta, buğday ya da mısır fark etmez. İkisini de kullanabilirsiniz. 1 paket vanilya, 1 paket de kabartma tozu ekliyorum. Böylece kek hamurum hazır hale gelmiş oluyor. Yumurta kokusunu bastırması için bir tane limon kabuğunu rendesini de ekledim. Siz de isterseniz aroma vermesi için ve kokuyu bastırması için ekleyebilirsiniz. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine kek harcını döktüm. Önceden ısıtılmış 165 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika kadar pişirdim. Kekim şu anda pişti. Farklı bir yağlı kağıdın üzerine ters çeviriyorum soğuduktan sonra. A4 kağıdına M harfi çizmiştim. Daha sonra onu kestim. Böylece bir kalıp elde etmiş oldum. Bu kalıpla kekimi kesiyorum. Keki ortadan ikiye kestim. İki tane kat elde etmiş oluyorum. Bu pasta 5-6 kişilik. Eğer siz daha fazla yapmak isterseniz o zaman iki tane ayrı kek pişirmeniz gerekiyor. Dolayısıyla krema ölçülerini de ona göre arttırmanız gerekiyor. Bu ölçülerle bir tane kek yeterli oluyor. Toplamda dediğim gibi 5-6 kişilik bir pasta elde etmiş oluyoruz. Şimdi pastanın üzerinde kullanmak için dekorlar hazırlıyorum. Benmari usulü eritmiş olduğum beyaz çikolatayı çikolata kalıbına döktüm. Bir kısmına da pembe gıda boyası ekledim. Çilekleri batırdım. Kalan çikolatayı da yine kalıba döktüm. Krema yaparken artan yumurta akları vardı hatırlarsanız. Onları da atmadım. Pudra şekeriyle birlikte çırptım ve beze hamuru hazırladım. Yine bu bezeleri de pişirip pastanın üzerinde kullanacağım. İlk katı servis tabağına aldım. Biraz sütle ıslatıyorum. Daha sonra kremadan sıkıyorum. İlk olarak dış kısmına sıkıyoruz ve bir çerçeve oluşturuyoruz. Bu kremanın kıvamı çok güzel oluyor. Gördüğünüz gibi hiç akma yapmıyor ya da çok katı bir kıvamı da yok. Gerçekten çok lezzetli. Bütün pastalarınızda kullanabilirsiniz. Çerçeveyi
çerçeve yaptıktan sonra orta kısmına kremayı gelişigüzel sıkıyorum. Bu kısım zaten gözükmeyecek, o yüzden istediğiniz gibi sıkabilirsiniz. Biraz vişne ekliyorum. Burada önemli olan nokta dış kısımlara gelmemesi. Tam orta kısma ekliyorum sadece ki kenarlardan akmasın ya da gözükmesin. Şimdi ikinci katı da dikkatli bir şekilde üzerine kapatıyorum. Yine biraz sütle ıslatıyorum. Kalan kremayı da üzerine sıkıyorum. Yine ilk olarak kenarına çerçeve yapıyorum. Orta kısmına da aynı şekilde sıkacağım. Şimdi üst süslemesine geçiyoruz. Burayı istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben çok fazla rengi birbirine karıştırmayı sevmiyorum. Bu pastada sadece pembe, beyaz ve gold rengini kullandım. En fazla 3 renk kullanıyorum. Daha fazlasını karıştırmıyorum. Makaron, çilek, kendi hazırlamış olduğum çikolata dekorları, bezeler bunları kullandım. Siz de yine istediklerinizi kullanabilirsiniz. Bu çikolataları özellikle ambalajıyla birlikte koyuyorum. Gold olduğu için şık duruyor. Bitmiş hali bu şekilde. Şimdi çikolatalı harf pasta yapacağız. İlk olarak kremasıyla başlıyoruz. Tencerenin içerisine 200 ml sıvı kremayı ekliyorum. Kaynama noktasına gelene kadar ısıtacağım. Kenarlardan kaynamaya başladıktan sonra 240 gram sütlü çikolata ekliyorum. İsterseniz bitter de kullanabilirsiniz. Çikolatalar eriyene kadar karıştırıyorum. Şu an görmüş olduğunuz gibi çok sıvı. Bir gece boyunca buzdolabında bekleteceğim. O zaman kıvam alacak. Şimdi bir su bardağı süt ile bir kutu Dr. Oetker vanilyalı pasta kremasını çırpıyorum. Normalde 1,5 su bardağı sütle çırpılıyor ama ben biraz daha yoğun olsun diye 1 bardakla çırpıyorum. Bu arada aynı zamanda kutunun arkasında 25 gram kadar margarin kullanılması gerektiği yazıyor ama ben hiçbir zaman koymuyorum. Sadece 1 su bardağı sütle çırpıyorum. Ganaş kremam da bir gece boyunca buzdolabında bekledi. Hemen kıvamını size göstereceğim şimdi. Bakın çok yoğun, çok katı, çok güzel bir kıvamı var. Kesinlikle akmıyor. Bu kremayı bu şekilde olduğu gibi çırpmış olduğumuz vanilyalı kremanın içerisine ekliyoruz. Ganaş kremasını tek başına kullanırsanız çok yoğun bir çikolata tadı oluyor, biraz ağır oluyor ama bu şekilde pasta kremasıyla çırpıldığı zaman çok daha hafif ama aynı zamanda çikolatanın yoğun olduğu güzel bir lezzet oluyor. Kremam hazır. Şimdi kekini hazırlıyoruz. 5 tane oda sıcaklığında yumurtayı mikserin içerisine koydum. 1 su bardağı toz şekerle birlikte 5-6 dakika boyunca çırpıyorum. Rengi iyice açıldıktan sonra artık kuru malzemeleri eklemeye başlıyorum. 3 yemek kaşığı kakao, 1 çay kaşığı tarçın ekliyorum. Tarçın çok yakışıyor. Mutlaka eklemenizi tavsiye ederim eğer seviyorsanız. 1 su bardağı un ekledim. Yarım su bardağı nişasta, 1 paket vanilya, 1 paket de kabartma tozu ekleyerek tekrardan hepsini çırpıyorum. Kabartma tozu eklediğim kısım burada çıkmamış ama ekledim. Hepsini çırptıktan sonra yağlı kağıt serili fırın tepsisine kek harcını döküyorum. Önceden ısıtılmış 165 derece fırında 20-25 dakika kadar pişireceğim. Ben bütün tariflerimi genellikle fanlı fırında pişiriyorum ama fansızda da pişirebilirseniz aynı sonucu veriyor. Kek piştikten sonra soğudu. Başka bir yağlı kağıdın üzerine ters çevirdim. Bu sefer kalıp çıkartmadım. Kolay bir harf olduğu için cetvelle kese kese yaptım. K harfi yaptım. Siz de isterseniz böyle yapabilirsiniz. İlla kalıp çıkartmanıza gerek yok. Kalan kekleri de yine kullandım ziyan olmasın diye. Kenarlara ekleme yaptım. Şimdi servis tabağına aldığım ilk katı sütlü kahveyle ıslatıyorum. Islattıktan sonra krema sıkıyorum. İlk olarak dış kısmını çerçeve yapıyoruz. Daha sonra iç kısmını sıkacağız.
iç kısmı gözükmeyeceği için gelişigüzel sıkıyorum. Biraz parça çikolata ekliyorum. Kenarlara gelmemesi gerekiyor. Tam ortasına koyuyoruz. Şimdi ikinci katı da üzerine kapatacağım. Dediğim gibi bütün artan kekleri de kenarlara ekledim. Böylece hiçbir kek parçası ziyan olmamış oldu. Yine sütlü kahveyle ıslatıyorum ve krema sıkıyorum. O ek yapılan yerler kesinlikle gözükmüyor. İçiniz rahat olsun o konuda. Üzeri zaten tamamen krema ve dekorlarla kapandığı için hiçbir problem olmuyor. Şimdi göreceksiniz zaten. Bakın ek yerlere krema sıktıkça zaten kapanıyor. Hiçbir şekilde belli olmuyor. O yüzden kalıp çıkartmadan eğer kolay bir harfse bu şekilde de yapabilirsiniz. Bütün kekleri kullandığım için bu daha büyük bir pasta oldu. Diğer yaptığım pasta 5-6 kişilikti. Bu 7-8 kişilik falan oldu. Ama dediğim gibi daha fazla yapmak isterseniz eğer 2 tane kek pişirmeniz gerekiyor. Kremayı da ona göre arttırabilirsiniz. Şimdi üzerini süslemeye geçtik. Yine 3 tane renk kullandım. Kırmızı, kahverengi ve gold rengi. Canlı çiçek de kullandım bu sefer. Genellikle aldığım bir soru var. Canlı çiçekleri nasıl kullanıyorsunuz diye. Kullanmadan önce saplarını sirkeli suyla siliyorum. O şekilde kullanıyorum. Şimdiye kadar herhangi bir problem yaşamadım. Makaron kullandım. Çilek, çikolata, frenk üzümü. Yine daha önceden hazırlamış olduğum küçük dekor çikolatalar vardı. Onlardan kullandım. Sürpriz yumurta vardı. Onu ikiye bölüp içine biraz draje koydum. Onu kullandım. Bu şekilde siz de istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. İsterseniz rengarenk yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bu arada pastaları bitirdikten sonra üzeri kapalı bir şekilde bir fanus kapağı kapatabilirsiniz ya da üzerinde bir folyo ile örtebilirsiniz. Bu şekilde 2-3 gün saklayabilirsiniz buzdolabında. Bitmiş halleri bu şekilde. Umarım sizlere de fikir olmuştur. Videomu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.